Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda size YouTube'dan nasıl canlı yayın yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle bir YouTube kanalınız olmak zorunda. Gmail'iniz varsa YouTube'da kanal açmak çok kolay. Gmail'inizi açtıktan sonra YouTube'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede kanal oluştur diye bir buton var. Ona tıklıyorsunuz. Kanalınız açılıyor. O kadar basit. Kanal açtıktan sonra bir 24 saat beklemeniz gerekiyor canlı yayın yapabilmek için. 24 saat beklediniz. Şurada kamera sembolü var. Buna tıklıyorsunuz. Canlı yayın yap kısmından butona basıyorsunuz. Artık canlı yayın yapabileceğiniz ekran açılıyor. Canlı yayın iki türlü yapılıyor. Birincisi sadece webcam'den kendi görüntünüzü yayınlayabiliyorsunuz. Diğeri ise ek yazılımlar yardımıyla masa üstünüzü canlı yayınlayabiliyorsunuz. Biz ders yapacağımız için grafik tabletle PDF üzerine yazarak soru çözerek ders yapacağımız için bizim ek yazılıma ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu iş için tüm dünyada en yaygın kullanılan program OBS programı. OBS programını öncelikle indirelim. OBS indir yazıyorum. İlk çıkan site obsproject.com sitesine giriyorum. İndirmesi de kurması da son derece basit. Bilgisayarınız Windows ise 64 bit ise buna tıklıyorsunuz. 32 bit ise buna tıklıyorsunuz. 64 bit tıklayalım. Masa üstüne indireceğim. Kapatıyorum artık burayı. Daha önce bilgisayara program kurduğum için burada programla ilgili canlı yayın yapabileceğim arayüz açık. Sizde bu şöyle olabilir. Hemen yayınla klasik şeklinde olabilir. Programı kurduktan sonra artık burada gördüğünüz gibi bir arayüzle karşılaşacaksınız. Otomatik geliyor zaten bu. Şimdi program indi. Tıklıyorum. Kurulumuna bakalım. Evet. Next, next install diyoruz. Aslında çok basit. Ekstra hiçbir ayar yapmıyoruz. Direkt kuruyor. Kurulum da hızlı. Bu arada ücretsiz bir program. Öyle crackli, keygenli falan da değil. Yani direkt yasal ve ücretsiz bir canlı yayın programı. Son derece kullanışlı. Bunu canlı yayın yapmaz istemezseniz de ekran kaydı için normal video hazırlarken de kullanabilirsiniz. Yani illa canlı yayın yapmak zorunda değilsiniz. Ben şu an canlı yayını Camtasia ile kaydediyorum ama OBS ile video kaydı yapmak çok daha basit oluyor. Bilgisayarı hiçbir şekilde kasmıyor. Tabi OBS bir düzenleme programı değil Camtasia gibi. Şimdi program kuruldu. Programın arayüzüne bakalım. Diyor ki ayarları robotla mı yapmak istersin diyor. Yoksa kendim mi yapacağım? Ben hayır diyorum. Tamam. Şimdi ayarları kendimiz yapalım. Öncelikle şuradaki ses bizim mikrofonumuzdan gelen ses. Bunu sınıra kadar çekmeyin. Biraz indirin. Bu sayede ses patlamaları olmaz. Şu da bilgisayardan açtığınız müziğin falan sesi. Bunu da tamamen kapatıyorum. Ses ayarını yaptık. Şurada sahne seçme var. Artıya basıp sahne seçiyoruz. Ekran yakalama, görüntü, metin gibi şeyler var. Burada olay şu. Siz bilgisayarınızın masa üstünü canlı yayınlayacaksınız. Bazen internete gideceksiniz, bazen klasör açacaksınız. Olan her şeyin canlı yayında gözükmesini istemediğiniz için burada sürekli olarak açık olan bir programın canlı yayınlanmasını seçebilirsiniz. Örneğin örneğin demeyeyim. Ben hep pencere yakalamayı kullanıyorum. Ekran yakalama zaten masa üstündeki her şeyi yakalar. Buna değil biz pencere yakalamaya girelim. Pencere yakalama tamam diyorsunuz. Bakın burada size soruyor hangi pencere? OBS penceresini mi sürekli canlı yayınlayacaksın diyor. Şuradan seçelim bakın pencere. Şurada sadece OBS'i gösteriyor. Ek bir klasör açalım. Bir kapatayım. Şunu bir silelim. DRT ile silersiniz. Tekrar bir pencere. Klasörü de göstersin. Daha iyi olur. Tamam diyorum. Şimdi bakalım. Sürekli tek bir sahneyi açıyor. Bazen böyle yapabiliyor arkadaşlar. Ben de bu tarz sıkıntılar yaşıyorum. Şuradan bir tane ödev açayım. Öğrencilere gönderdiğim ödevlerden birini. Yazma işlemlerini bu programla yaptığım için soru çözme işlemlerini. Burada bir de o program açıkken bir bakalım.
Görmesi lazım artık. Tamam diyorum. Şimdi hepsi geldi. Demin gelmemiştik. Normalde gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bazen böyle şeyler yapabiliyor. En azından görmüş olduk. Bakın burada mesela şu var. Bunu seçip tamam derseniz siz ekranda ne yaparsanız yapın, her zaman annotator sahnesini gösterir. Şimdi şöyle alayım, bakın şuraya gelsin. Bakın canlı yayında YouTube'da izleyenler bunu görüyor. İnterneti de açsam, klasörü de açsam, şu anda benim masa üstümde annotator sayfası açık değil, test açık değil, ama YouTube'da canlı yayında izleyenler hep burayı görüyorlar. OBS'in özelliği o. Siz burada böyle çözüm yaparken çözümü bırakıp gelip YouTube'dan şuradan yorumlara bakabilir, buraya cevap verebilirsiniz. Mesela ders yaparken öğrenci buradan "Hocam 100. soruyu çözün, 80. soruyu çözün." diyor. Ben buradan okuyorum. "Tamam." diyorum. Gelip burada 80. soruyu çözüyorum. Sonra çözdüysem geliyorum, burada yorumu okuyorum. Ben bunları yaparken canlı yayında beni izleyenler hep bu sahneyi görüyorlar. OBS programının faydası, katkısı bu arkadaşlar. Bu ayarlamaları yaptık. Peki canlı yayını nasıl başlatacağız? Ayarlar kısmına giriyoruz. Yayın kısmına tıklıyoruz. Burada Twitch seçili. Twitch değil, YouTube seçeceğiz. YouTube'u seçtik. Sonra şuraya yayın anahtarı girmemiz lazım. Bakın yayın anahtarı. Yayın anahtarı YouTube canlı yayın kısmındaki şu kapalı olan anahtar. Bunun kapalı olma sebebi şu: dünyanın herhangi bir ucunda sizin bu anahtarınızı OBS programına girip sizin kanalınızdan canlı yayın yapabilirler. Sizin hesabınıza girmeseler bile kopyala diyorsunuz. OBS programına gelip şu kısma gelip yapıştırıyorum Ctrl V ile. Yayın anahtarını al butonu şu: YouTube burada kapalı olsun. Tamam mı? Böyle hiç açmamış olalım. Tıklayıp kapattım, bakın internet kapalı. Yayın anahtarını ala tıklayınca otomatik olarak varsayılan tarayıcıdan YouTube'a girip canlı yayını açıyor. Açtıktan sonra siz buradan alıyorsunuz. Yani hiç internette YouTube'a girmekle falan uğraşmanıza da gerek kalmıyor. Sonra kopyala diyorsunuz. Gelip buraya Ctrl V ile sağ tıklayıp ya da yapıştırıyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra artık uygula, tamam diyoruz, bitiyor. Şu anda canlı yayın yapabiliriz. Canlı yayını nasıl başlatacağız? Şu sağ taraftaki butondan. Buna tıklayınca canlı yayın başlar arkadaşlar. Şimdi tıklamayacağım. Canlı yayını başlatmak istemiyorum. Kaydı başlatsa yayını kaydetme. Bilgisayarınıza videoyu kayıtlı olarak düşürüyor. Buna basıp peşinden canlı yayını başlat derseniz de hem bilgisayara kayıtlı bir video almış olursunuz, hem de YouTube'da canlı yayın başlatmış olursunuz. Şimdi YouTube'daki canlı yayınlar zaten otomatik olarak YouTube'a kaydediliyor arkadaşlar. YouTube'da videoyu işte bilgisayara kaydedip oradan sonra YouTube'a yüklemek zorunda değilsiniz. Canlı yayını YouTube'da bitirdiğiniz anda sizin kanalınızda canlı yayın direkt yayında oluyor. Öğrencilerin canlı yayın boyunca yazdıkları mesajlar da dahil hepsi yayında kalıyor arkadaşlar. Bu kadar, son derece basit. Peki, görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.